En büyük sorun son yüzyılda bireyselleşmek. Evet. İnsan bireysel olamaz. Biz bütün olmak zorundayız. Hı hı. Hayatımda yolunda gitmeyen şeyler vardı. Biliyorsunuz zaten bu alanlara genellikle insanlar hayatında bir şeyler yolunda gitmeyince tabii giriyorlar. Maddi olarak çok zor günlerim vardı. Sağlıksal bazı sorunlarım vardı. Mesela anneden sevgi alamamışım. Sevgi almak için dileniyoruz. Sol tıkalı olunca sağ yeterince aktif olmuyor. Hep mantıkla çalışıyoruz. Hep mantıkla çalışan birine de seni seviyorum dersin. O direkt mantığıyla çözüyor. Benden bir çıkarı var. Beni seviyorum dediğine göre. Evet. Diye mantık yürütür. Yani o sevgiyi hissedemez. Evet. Doğru nefes ağızdan mı alınır, burundan mı? Ağız nefesi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Aa. Çünkü ben derdime derman arardım. Derdim bana derman imiş gibi bir çıkarım yaptım. Çok doğru bir çıkarım. Tüylerim de böyle diken diken evet. Oldu gerçekten. Herkes ekran başına. Aile bağlarını güçlendirme çalışması. İsmine bayıldım bu arada. Herkese merhaba. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Başkent Ankara'dan ayağının tozuyla geldi. Kendisiyle ilk kez yayın yapacağız ama daha önce yaptığı yayınları ilgiyle izledim. O yüzden kendisini ağırlamaktan da bugün heyecan duyuyorum. Bilal Can Türk, yazar, RDT kurucusu. Birazdan soracağım RDT ne demek diye. Aynı zamanda nefes ve aktif yaşam koçu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. RDT. Evet. Rize, Diyarbakır, Trabzon. Aynen öyle. Nedir açılımı? Radyestezik duygu temizliği. Birçok yöntemle çalıştım. Ben yaklaşık 20 yılı aşkın süredir insanlarla çalışıyorum. Hı-hı. Direkt koçluk demiyorum çünkü çok başka alanlar. Sporcu antrenörlüğü, beslenme koçluğu. Tabii hep insanlara yardımcı olmaya çalışınca. Askerlik. Aynen öyle. Geçmişim asker. Burada Kuleli Asker Lisesi mezunuyum. Karar Okulu'nu bitirdik. İşte üst temenniye kadar görev yaptım yani kıdemli üst temenniyken. Şimdi böyle hani mizahçılar sonra neden müzik diye. Ha, neden böyle? Ben de şimdi askerlikten bu kadar profesyonel sporculuktan bu alana nasıl geçtiğinizin ikinci aslında bir soru olarak. Aslında sporculuk işin altyapısı. Şimdi askeri personelken de milli sporcuydum ben. Hı. Yani hatta Türkiye rekorlarım var. Askeri pentatlonda dünya Avrupa şampiyonlukları nasip oldu. Şimdi üst düzey spor yapınca o modda yaşamaya alışıyorsunuz. Hangi branş? Atletizmle uğraştım. 400 metre engelli, 110 metre engelli koştum. Daha sonra işte harp okulundan mezun olduktan sonra askeri pentatlonla uğraştım. Şimdi bu sporun içerisinde böyle zirvede spor yaptığınız zaman odağınız otomatik olarak hep kendinizi geliştirmek oluyor. Ve nefes. Kendimizi geliştirmeye gayret ederken şimdi bu yaşam koçluğu, beslenme koçluğu insanlara dokunmaya başlayınca o işi acayip sevdim. Hı hı. Yani 2004'ün sonunda işte silahlı kuvvetlerden ayrıldık. O gün bugündür hep bu işlerin içerisindeyiz. Hı hı. Allah'a çok şükür yani yaptığım şeyi çok severek yapıyorum. Bugüne kadar da çok şükür hiçbir pişmanlık duymadık Allah'a şükür. Askerdeyken de öyleydi bu arada. Yani silahlı kuvvetler personel olmak için de benim için bir gurur kaynağı. Ne güzel. Peki geçiş nasıl oldu? Ya tabii ki şöyle bir şey. Biz beslenme koçluğuna başladım. O dönemlerde silahlı kuvvetler personel olmama rağmen hayatımda yolunda gitmeyen şeyler vardı. Biliyorsunuz zaten bu alanlara genellikle insanlar hayatında bir şeyler yolunda gitmeyince tabii giriyorlar. Maddi olarak çok zor günlerim vardı. Sağlıksal bazı sorunlarım vardı. Sporcu olduğum halde öyle çok kaliteli bir hayatım yoktu açıkçası. Hmm. Özellikle maddi ciddi sorunlar içerisindeydim. Kendim geliştirmem gerektiği bir şekilde bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hmm. Sonra insanlar açısından böyle koçluk faaliyetlerine girince hakikaten şey keyif aldı. 2005'ten beri sivil olarak hayatıma devam ediyorum. Hmm. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Yani çok güzel alanlar hepsi. Aynen. Bir hayatımız var ve size nasip olmuş nerelerden nerelere her geniş bir yelpazede deneyimliyorsunuz hayatı. Çok doğru. Her bir apayrı deneyimler. Evet. Zaten bu hayatta aslında yaşadığımız her şey yanımıza kar. Öğrendiğimiz her şey yanımıza kar. Peki RDT yani nereden aklınıza geldi? Aslında yani böyle bir arayış içine girmedik. Hı. Ben nefes koşuyu arayış içine de girmedim. RDT'ye de girmedim. Her şey ihtiyaçtan doğar ya hayatta. Evet. Hakikaten böyle oluyor. Ben nefes çalışmalarıyla kendi hayatımı düzeltmeye başlayınca hakikaten yani inanılmaz sonuçlar aldık. Sonra dedim ki ben bunu öğretmem lazım. Önce en yakınlarımla takım arkadaşlarım var. Dedim de size nefes çalıştıracağım. Sonra baktık acayip güzel sonuçlar. Talep oluşmaya başladı. Sonra iş profesyonele doğru kaydı. Aslında tamamen taleple. Başladık bu yöntemlerle danışalım. Yani bir yandan nefes çalıştırıyoruz. Nefesini düzeltiyoruz. Beslenmesini. İşte doğru yaşam alışkanlık edinmeye çalışıyoruz. Hı hı. Muhteşem sonuçlar gelirken bu sorunları da çözelim derken travma temizleme teknikleriyle yol aldık. Fakat orada da bazı yerlerde takılıyoruz. Mesela yani biliyorsunuzdur mutlaka bugün çok yaygın. Mesela EFT yapıyorsunuz. Kişi diyor ki ben yaşamadım öyle bir korku. Benim öyle bir travmam yok diyor. Kalıyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Zorlayamıyorsunuz. Veya kişi diyor ki ben hatırlamıyorum travmayı. Evet. Çözemediğimiz vakalar oluyor. Hatta bazen diyor ki ben hiçbir şey görmüyorum. Hani hayalen canlandırmak görmüyorum. Nasıl çözeceğiz? Bunları nasıl çözeriz derken hakikaten yani Rabbimin lütfu olarak görüyorum. RDT bu çalışmaları geliştirirken oldu aslında. Hmm. Daha iyi nasıl yaparız derken apayrı, bambaşka bir mantıkla gelişti. Bu arada hemen müjdesini verelim. İşte yayının sonunda çok ilginç bir çalışma yapacak Bilal Bey. Bize özel.
Aile bağlarını güçlendirme çalışması, adı mis gibi şahane, yumuşacık, böyle insanın içini zaten yumuşatıyor İnşallah. Çalışmanın adı bile. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın, bu çalışmayı inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. Şimdi radyestezi, mesela bende radyestezi çubukları var. Aurayı ölçüyor falan. Sarkaç, pandül olarak hani kullanılır evet. Ve binlerce yıllık geçmişi vardır. Bugün toplumumuzda radyestezeye karşı bir ön yargı da var. Evet. Bir grup çok savunuyor ama biz yaptığımız radyestezi değil. Radyestezi şu demek aslında. Radyasyon seviyesinde, yani bizim bugün ölçebileceğimiz frekans cihazlarının ölçemeyeceği çok daha düşük frekanstaki enerjilere tepki verir radyestezi. Bu bazen çubuk olur, çatal çubuk olur, bazen sarkaç olur, bazen döner. Yani sonuç olarak bu bizim standart ölçebileceğimizin dışındaki frekanslara tepki veriyor. Duygular da o frekanstalar. Biz o duyguları ölçmek için kullanıyoruz radyestezi. Bir temizlik aracı ya da gibi değil. Şimdi ben sizi dün röportajlarınızı seyrederken mesela nefesle ilgili çok ilginç bir cümlenize rastladım. Mesela sağ burnunuz tıkalıysa şu yani şundandır, sol burnunuz tıkalıysa bundandır. Mesela biri size seni seviyorum dediğinde kesin benden bir çıkarı var diyorsa evet. Ne taraf tıkalı? O kişinin sol burnu tıkalı. Beynin sağ lobu yeterince aktif olmuyordur. Sırf mantık çalışıyordur. Benim şimdi, sol tıkalı sol tıkalı şu an. Sol burnu tıkalı bireyler genelde hep mantık ağırlıklı düşünürler. Hı-hı. Beynin sol lobu sağ burundan aktif olur. Hı-hı. Burun akışı oldukça. Sol lob mantık, sağ lob duygular, maneviyattır. Hı-hı. Şimdi sol tıkalı olunca sağ yeterince aktif olmuyor. Hep mantıkla çalışıyoruz. Hep mantıkla çalışan birine de seni seviyorum dersin. O direkt mantığıyla çözülür. Benden bir çıkarı var, beni seviyorum dediğine göre evet. diye mantık yürütür. Yani o sevgiyi hissedemez. Evet. Tersi de sorun. Hı-hı. Mesela kişinin hep sağ beyni çok aktif, sol mantık yoksa bu sefer de şıp sevdi olur. Hı-hı. Durup dururken ağlama krizleri gelebilir, evet. aşırı duygusal davranabilir. İşte bu dengeyi yakalamak zorundayız hayatta. Hani sağ beyin ve sol beyin birlikte. Bunun için de her iki burun deliğimiz birden açık olacak. Hı-hı. Hemen burada merak uyandırabilir. Ya genellikle bize bir soru 35 cevap oluyor. Bunu hep söylüyorum çünkü yarım bırakmak istemiyorum. Yanlış evet. anlaşılmasın diye. Evet. Burun delikleri genellikle derken et var, kemik var, tıkandı derler. Hı. Aslında et kemik olduğu için tıkanmıyor arkadaşlar bunu deniyoruz. Burnumuzu kullanmadığımız için et kemik oluşuyor. Nasıl o yüzden yani? burun kullanmadığımız yok. Mesela burnumuzu her şeye sokmadığımız için. Nefes olarak kullanmadığımız için. Allah Allah. Yani mesela eski yollar vardır ya, yeni yol yapılır. Eski yollar zamanla yok olur kullanılmadığı için. Evet. Aynı şey. Biz burun nefesini bırakıp ağız nefesi almaya başladığımız zaman ya da bir tanesini işte ufak tıkandı, tekrar açmadık. Çakırlardan dolayı tıkanır ve çok kolay açılır normalde. Açmadık. O kullanmaya o burun işte et kemik polip oluşuyor. Artık kullanamaz hale geliyoruz. Bunun açılması da çok kolaydır. Küçük nefes çalışmalarıyla burun çok açılır. Bir şeyden korkmuşuzdur. Burnu o tıkar. Sonra onu açmayı beceremeyiz ya da korku duygusu yaşamaya devam ederiz. Zannederiz ki sonra benim burnumda sorunlar oluştu. O duygu gittiği an burun açılır. Burun tıkanıklığının sebebi korku mu? Korku duygusu. Ne korkusu olabilir? Burun genelde şey tehdit algısı gibi korkulardan olur. Böyle ani korkulardan. Mesela burada işte tanıştınız Can Bey. Bir ay oldu herhalde. Burun sol burun tamamen tıkalı. Seans esnasında açılmıştı. Korkular bazen olur. Gece bir şeylerden korkabiliriz mesela. Bu burnu tıkar. Anne ve babadan çocuklarda mesela korkular burnun hızlıca tıkanmasına neden olur. Anne karnında mesela bazen çocuğun yaşadığı korkular ömür boyu burun tıkanıklar yaşamasına neden olabilir. Bir danışanımız işte 4 yaşlarında falandı. Burunda polipler var diye seans yaptık. Anne karnındaydı. Yani annesine değil geçmişten gelen bazı negatif enerjilerden dolayı korkuyordu ve seansın sonunda burun akmaya başladı. Şıpır hakikaten düzeldi. Ameliyat olmadan yıllar geçti hala üzerine. Herhalde 3 sene falan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Neler neler var. Neler öğreniyoruz gerçekten. Peki şunu sorabilir miyim? Mesela doğru nefes ağızdan mı alınır, burundan mı? Nefes burundan alınır, burundan verilir. Genelde şöyle derler biliyorsunuz. İşte burun doğru nefes nasıl almak dersin? Burundan alıp ağızdan vereceksin. Evet. Böyle tanım yaparlar. Peki biz sokakta böyle mi geziyorsun? Ben direkt ağzımdan alıp veriyorum tabii. Şimdi ağız nefesi çok tehlikelidir bu arada. Bunun altını bir çizelim lütfen. Bütün izleyicilerimizle. Ben gittim her yerde bunu şiddetle altını çizmeye çalışıyorum. Ağız nefesi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Çünkü nitrik oksit diye bir gaz, demin de bahsettiğim gibi damarlarımız içerisinde böyle 8-10 saniye çıkan ve damarlardaki kötü yağların damarın çeperine yapışmasına engel olan bir gazdır. Bu gaz damarlarımız içerisinde salındığı sürece plak oluşmaz damarlarda ve sağlıklı bir hayat sürdürmeye devam ederiz. Bu nitrik oksit gazı burnumuza salınıyor. Eğer ağız nefes alırsak biz nitrik oksit gaz seviyesi sürekli damarlarda düştüğü için plak oluşmaya başlayacaktır. İlk plak oluştuğu bir şey hissetmiyoruz ama son damarı tıkayan plak bir damarı tıkadığında o damar beyne gidiyorsa felç, kalbe gidiyorsa kalp krizi toplar damarlarda varis gibi sorunlar yol açıyor. Ve bu gerçekten çok ciddi bir sorundur. Bakın bütün izleyicilerimiz lütfen deneyimlesinler. Gidiniz kalp damar cerrahi bölümlerine. İşte kalp krizi geçirmiş, dolaşım sorunu
yaşamış, işte bypass olmuş hastalara hepsi az nefes alıyorlardır. Gözlemlemesi çok kolay bunun. Veya gidiniz fizik tedavi rehabilitasyon bölümlerine izleyiniz, yine ağız nefes alırlardır. Ağız nefesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Yine başka bir etkisi daha vardır. Ağız nefes alırken beynimizde hafıza bölümü, yani hep geçmişte yaşarız. Hafıza bölümü tetikleriz çünkü. Ağız nefes alanlar anı yaşamak çok zor. Çünkü hep geçmişe atıfta bulunur. Beyin sürekli böyle geriye doğru sarar. Bu da çok zorlar. Burnu aktif etmek zorundayız. Nefes organımız bizim burun. Sakince burundan nefes alacağız ve burundan vereceğiz. Ama bunu yapamıyoruz çünkü yıllardır yaşadığımız başka sorunlar var. Bir travma yaşadık, tıkandı burnumuz. Kullanmadığımız için de kullanma becerimiz arttı. Ya da işte bir korku, kaygı böyle yaptık, şu diyafram kası kilitlendi. Diyafram yeterince çalışmayınca havayı vakumlayamayız. Ciğerler tam açılmaz çünkü. Dolayısıyla diyaframla hep göğüs nefes alıyoruz. O vakum olmayınca da burun daha az işlevselliği ortaya çıkar. Bu da tıkanmaya, uzun vadede başka sorunlara yol açabilir. Yani mutlaka düzeltilmesi gereken bir şey. Mutlaka ama. Yani burun nefesine geçtiğiniz zaman anı yaşamanın ne olduğunu hissedersiniz. Bakın bir örnek verelim. İzleyicilerimiz de inşallah daha aydınlatıcı olur. Hayatta biliyorsunuz hep bir akış vardır. Hayatta hiçbir böyle anda kalmak diyoruz. Anda kalmak yok. Aslında şu, ilahi akış tecellilerini böyle olduğu gibi seyredebilme becerisidir. Anı yaşamak dediğimiz şey. Ve hayatta hep inişler, çıkışlar vardır. Ve bunlar yumuşaktır. Böyle, yani hayat hep böyledir. Böyle bir yukarıya gidiş ya da hep bir şey yok. Fakat bu inişler çıkışlar keskin değildir hayatta. Yumuşaktır. Burun nefesi sakin ve dingin olan insanlar nefesin akışıyla hayatın akışı paraleldir. Eğer nefes akışınızda kesintiler varsa burada da zorlanıyorsunuzdur. Keskin hareketler. Bu da canı yakar. Yani bir sorunla karşılaştığımız zaman şöyle kurtulamazsınız. Evet. O sorun çarpar, canımızı acıtır. İşte bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek, dengede kalabilmek için ilk adımdır. Tamamı değildir ama ilk adımdır doğru ve doğal nefes alabilmek. Tabii. Yani mesela bir diyelim ki atıyorum patronumuzla tartıştık. Bir şey söyledi bize. Yani şöyle bir üç kere dolu dolu nefes alıp verdiğim, yani vererek hayata devamımızla bunu yapamadan çarpışmamız arasında, sonuçlar arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Bunun da cevabı, neden olduğunu da anlatalım isterseniz. Şimdi aldığımız havanın dörtte biri beynimize gidiyor. Oksijenin. Şimdi ciğerlerimizi %100 kapasiteyle havayla doldurabildiğimiz an, ki bütüncüldür bakın. Şöyle aşağıdan yukarı falan değil. Bazen diyor diyafram nefesi sırf karın çıkıyor. Hayır, bütüncül. Balon gibi şişirelim böyle. Tam evet, balon gibi, aynen öyle. Şimdi %100 kapasiteyle ciğerlerimizi doldurabildiğimiz zaman dörtte biri, yani %25'i beynimize gidecek. Şimdi beyin %25 oksijen alınca ne yapar? Her şey yolunda. Çözeriz ya, sorun hallederiz. Bunu bu kıvamda olabiliyoruz. Diyelim ki beyni biz diyafram çalışmaya ya da kasılmalarımız var vücudumuzda alıp veriyoruz. Evet. Ciğerlerimizin yarısını doldurabiliyoruz. Evet. Beyne giden oksijen de %12,5'a düşecek. Şimdi %25 oksijenle çok iyi çalışan bir beyin. %12,5 oksijenle nasıl çalışacaktır? Kaygısı daha fazla olacaktır. Evet. Hatta %5'e kadar düşünce panik atak oluyoruz. Yani panik atak tam budur. Beynin aşırı derecede oksijensiz kalma durumudur. Yani nefesimizi düzeltemezsek eğer karşılaştığımız sorunların üstesinden gelemeyiz. Bakın inandığım şey bu. Zaten herkes de bilir. Allah-u Teala kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Bunu herkes söylüyor. Ama hep yüklerin altında eziliyoruz. O zaman sorun ne? Sorun şu, biz olmamız yerde değiliz. Olmamız gereken yerde değiliz. Niye değiliz? Çünkü dengeyi kaçırmışız. Nefesimiz bozulmuş, beslenmemiz bozulmuş, enerji seviyemiz bozulmuş. Artık sorunlar normalde burada kalacakken biz sorunun altında kalınca sorunların altında kalıyoruz. Ve maalesef oradan da kalkamıyoruz. Tekrar güçlenmemiz lazım. İşte biz şu an yaptığımız bütün çalışmalar, ben 20 yılı aşkın süredir hep bu alanda diyorum ki bu dengeyi bir yakalayalım. İşte kitabımız ismi de o yüzden Hayat Dengedir. Evet, onu dengeyi diyecektim. Hayat Dengedir. Aynen. Hayatta dengeyi yakalayınca sen yukarıya çıktığın için sorunları çözmek kolay. Sorunsuz bir hayat yok. Yani hayatta mutlaka ama mutlaka sorunlar olacak. Evet. Fakat biz o sorunları çözebiliyor muyuz? Altında mı kalıyoruz? Bütün mesele bu aslında. Evet. Belki doğru nefes aldığımızda sorunu sorun gibi bile görmüyoruz, değil mi? Bazen hakikaten yani, öyle. Evet. Çok küçük o sorunları başka hayatlarda çok büyük görürsün. Sakinleşip görünce çözümü görebilirsin. Bakın yine ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani bundan şunu anlayabiliriz. Bir sorun varsa çözümü de yanı başındadır. Allah'ın vaadi hak. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fakat biz sorunu görüp soruna bakınca yanındaki çözümü göremiyoruz. Şöyle bir rahatlayıp baksak, aa diyoruz, çözümü varmış. Yanında mutlaka çözümü var. Yeter ki biz o an sakin olabilelim. Sorunla karşılaştığımız zaman eyvah şimdi ne yapacağım dediğimiz an soruna kilitlendiğimiz için çözümü göremiyoruz. Peki mesela RDT ile mesela hangi sistemler çözüme ulaşıyor? Biz şunu yapıyoruz. Bunun altını bir çizmemiz lazım. Doktor olmadığımız için hiçbir hastalığı teşhis, tanı, tedavi yapamayız. Peki ne yapıyoruz? İnandığımız şey şu.
O hastalıkların hepsinin temelinde mutlaka ama mutlaka bir travma vardır. Daha böyle detaylı anlatmak gerekirse, çünkü yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına, insanoğlu normal şartlarda düşmez, hastalanmaz, bir yere çarpmaz. Çünkü otonom sistem diye bir yazılımımız var bizim doğduğumuz andan itibaren. Bu bizi her şeyden korur. Bakın çok basit otonom sistemin ne yaptığını. Hani düşme tehlikesi atlatırız, sonra acayip hareketlerle kendimizi kurtarırız. O hareketleri düşünerek yapmadık. Yani otonom sistem yaptırıyor tabii bize onları. Tabii dengeyi sağlayabilmek için, evet. Hatta düşünerek yaptıklarımız çok sınırlı. Yiyoruz, yediklerimizi sindiriyoruz, biz düşünmüyoruz. Uyuyoruz, tabii. Vücudumuzdaki bütün hücreler yenileniyor, biz düşünmüyoruz. Yani otonom sistem bizi hayatta tutmak için her şeyi yapıyor. Hatta bazen bir tehlike gelir, kurtarırsın kendini, sonra neydi o dersin? Refleks. Buna refleks diyoruz ama tam olarak değil. Otonom sistem onu auramız aracıyla görüyor, bizi kurtarıyor. Biz bilinçle arkadan takip ediyoruz neydi o diye. Veya bir bardak düşer yakalarız ya aynı şey. Otonom sistem bizi her şeyden koruyor ama... İşte negatif duygular var. Öfkeler, korkular, kaygılar, yalnızlık, çaresizlik, üzüntü, kin, nefret. Böyle bir duygunun enerjisi vücuda geldiğinde otonom sistem onu kendinden bilmediği için burası bana ait değil diye korumuyor ve öyle hastalanıyoruz. Dolayısıyla eğer bir rahatsızlığımız var ise iyileşme de otonom sistem giderdiği için iyileşmiyorsa kesinlikle ama kesinlikle iyileşmesine göre orada bir enerji var. Sonrası vücut o enerjiye gidince bütün tedavi yöntemlerine kolayca tepki veriyor. Eskiden vermezken. Yani bu bir tedavi tekniği değil. Bu aslına bakarsanız vücudun olması gerektiği hale gelmesi için bir destek olmak. Şöyle de özetlenebilir mi? Mesela diyelim ki inanmıyorum iyileşeceğime. Sonuçta ne kadar en iyi tedaviyi de alsam sonuçta zaten tıp da bunu söylüyor. Yani kesinlikle. Hasta önce iyileşeceğine inanacak diyor yani. Hani. Ya burada bize şöyle bir soru sorarlar. Hocam inanmadan işe yarıyor mu diye. Ben genelde şöyle cevap veririm. Bize inanarak gelen kaç kişi var ki? Çünkü normal hayatımızda bugün sürdürdüğümüz hayatta bunlar yeni yeni öğrenmeye başladığımız toplum tarafından kabul ediyor. Birçok kişi inanmıyor. Ama inanmasak da enerji var. O enerji çıkınca farkında yaşıyoruz. İnanmayan da bu işlem işe yarar ama tabii biraz zorluyor. Bazen çünkü kişi gönüllü değil, yapmak istemiyor çalışmaya. Ya da hani baştan hiç girmeyenler oluyor çalışmaya. İkincisi amaç burada tedavi değil. Hani tekrar söyleyelim ama şuna net inanıyorum. Eğer vücudu bloklayan enerjiler çözülür, otonom sistemin önündeki engeller kaldırılırsa vücut bütün tedavilere tepki verir. Zaten asıl iyileşme vücudun kendisiyle alakalı. Biz bütün danışanlarımıza hep şunu söylüyoruz. Doktorunuz ne diyorsa yapın. Ama doktorlarımız bu travma konusuna girmiyorlar. Biz de diyoruz ki travmasını temizleyip sonra gidin doktorunuz ne diyorsa yapın. Ve biz de çok güzel de şifalara vesile olacaksınız inşallah. Ne güzel, harika, yani. Müthiş. Travmasız bir hayat mümkün değil. Evet. Yani hele hele bugün televizyon açtığında zaten travma dolu. Mesele travmaların olmaması değildir. Toz pembe bir hayat beklemek çok yanlış bir algı. Mesele şu. Travmalar, sorunlar hayatımızda hep olur. Travma yaralanma demek bu arada. Hani kelime karşılığı. Yani canımızı acıtan bir şeyler hep olacak. Önemli olan canımızı acıtan olaylarla karşılaştığımızda onların nasıl üstesinden gelebiliyoruz? Kolayca mı gelebiliyoruz? Zorlanamıyoruz. Otobanda yolculuk yapmak trafikte yoksa, dört şeritli bir otobansa kolaydır. Ama otobanda da yokuş vardır, virajlar vardır. Ama siz şimdi bir karayoluna çıktınız, köy patika yollarda gidiyorsunuz. Aynı mı? Hayır. İşte dengede olduğunuz zaman hayat yolculuğu otobanda yolculuk yapmak gibidir. Yeni yokuşlar vardır, yeni inişler vardır, yeni kamyon sollarsınız ama çok daha rahat yaparsınız bunları. Patik yoldaysa bir kamyonun arkasına geldiniz, geçemiyorsunuz. Kırmızı ışıkta durdunuz, canınız daha çok yazılır. İşte hayatı dengede yaşamak bu otobanda gitmek gibidir. Bunun için de tabii bir usul lazım. Nasıl ki hani arabamızın dört tane lastiği var. Biri patlasa yolda kalıyoruz. Bugün günümüzdeki öğretilerin büyük çoğunluğu ki ben de yıllarca bunun içerisinde uğraşmış birisi olarak, yaşamış birisi olarak lastiklerden bir tanesine odaklanıyor. Şimdi hayat yolculuğunda insan doğru nefes alacak ama doğru da beslenecek. Yani bunu bundan ayıramazsınız. Doğru su tüketimi de çok önemli. Mesela kişi birçok danışanımın yanlış zamanda yanlış şekillerde su içtiği için sindirim sorunları, şişlik sorunları yaşayabilir. Su içmek ne demek? Hemen anlatalım. Mesela yemeklerle su içilmez. Ayakta ve dikerek su içilmez. Yemekle su içiyorsanız sindirim için gerekli olan enzimleri seyrettiğiniz için sindirim süreniz uzar. Uzamış sindirim süresi daha fazla toksik üretimi demektir. Fayda yerine zarar verdik. Yani diyorsunuz ki yemek aralarında su içmeyin. Yemekle birlikte, yemekten hemen esnasında, önce, yemek yerken ve yemekten hemen sonra su içilmez. Ama bunu yapamıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yemekte su içiyoruz ya. Sindirim süresi 2 saat sonra biteceksen 5 saat sonra bitiyor. Şimdi sindirimin sonunda susuzluk gelir ama susuzluk geldiğinde bir sonraki öğün geliyor ve bu döngüden çıkamıyoruz. Ve hatta şöyle diyenler de olabiliyor aslında önce bir mideyi suyla bir doldur daha az yersin. Çok yanlış bir algı. Biz toklu ya da midenin doluyla alakalı değildir çok yemek. Kan şekeriyle alakalıdır. Kan şekeri düşmüş biri yani yemeğe saldırır, ne yediğini bilmez. Kan şekerini dengelemek için de işte beslemeyi düzeltmek zorundayız. Nitekim bakın şunu gördüm ben.
Bugün psikolojide bile, biliyorsunuz psikolojinin temelinde hani Freud'la başlar ya. Hı hı. Yani Freud bugün o öğretiler sallanıyor. Biz bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Aynen öyle, ben de aynı fikirdeyim. Aynen böyle deyip geçtiğimiz zaman değişemiyoruz. Evet. Bakın RDT o fikirleri sorgulamayla gelişti. Hı hı. Öyle değil çünkü. Ya mesela temel bir kuram vardır. Düşünceler duygulara, duygular davranışlara. Hı hı. Hayır. Bugün RDT gelişmesi de buradan. Düşünceler duygulara değil, duygular düşünceleri etkiliyor. Tam tersi, evet. Bir duygu gelince o duyguya yönelik düşünce, hı-hı, geliştiriyoruz. Evet. Sonra düşündükçe evet duyguyu tekrar hani kendi içinde döndürebiliriz, hı-hı, ama başlangıcı hep duygu. Bu kuram değişmesi gerekiyor. Bunları hayata geçirmeye çalışarak, anlamaya çalışarak işte, hı-hı, RDT gelişti, radyosezik aile dizimi gelişti. Bu çalışmalar, hı-hı, mesela bizim gururla yaptığımız bir çalışma, 21 günlük online nefes ve denge ameliyatı çalışmamız var. Hı-hı. Allah'a hamdolsun bugüne kadar katılan herkes... Hakikaten çok şey yani, herkes olursa çok komik rakama sadece bedel olsun diye yapıyoruz. Yani biliyorsun her şeyin bedel olması, evet, lazım ya. Evet. Sebebi herkes ulaşsın. Katılan herkesten çok güzel sonuçlar aldığımız. Bizim de tabii daha büyük bir aşkla, iştiyakla yaptığımız bir çalışma. Orada bütün bunları anlatmaya çalışıyoruz. Temeli ne biliyor musunuz? Sadece nefes düzeltmek yetmez. Her gün nefes çalışıyoruz. Ama beslenmeyi de işte mesela doğru kahvaltı yapmak acayip önemli. Bugün toplumun büyük çoğunluğu yanlış kahvaltı yaptığı için günü kurtaramıyor. Hemen sormam lazım, doğru kahvaltı nedir? Tanımı şu, kompleks karbonhidratlar ve kaliteli proteinlerden karma ve düşük kalorili bir kahvaltı beslenmemiz lazım. Ne olmalı mesela tabağımızda? Şimdi bunun içi çok değişir, tamam mı? Ben çorba öneririm danışanlarıma. Kahvaltıda. Aynen öyle. Anadolu usulü ya, gibi. Bir tarhana çorbasını yiyin tutar mı? Evet. Ben öyle büyüdüm. Evet. Ama bakın bugün ne yapıyoruz biz? En yanlışını söyleyelim, ondan uzak durmak bile hayat kurtarır. Poğaça, simit, börek, çörek, kek, bisküvi, pastane ürünlerine kahvaltı yapıyoruz ya. Çok yani sakıncalı bir durum o. Hı hı. Çünkü bu tarz ürünler basit şekerdi. Bunu herkes bilir. Basit şeker bir şey yediğiniz zaman hızlıca kan şekeriniz yükselir. Kan şekerin hızlı yükseldiğinde, hı hı, pankreas insülini çok hızlı salgılar ve o insülini o şekeri yağa dönüştürüyor. Bakın, hı hı, yağa dönüştürüyor. Sonra neresi müsaitse artık, hı hı, yani tabii. O kandaki kötü yağlar var ya, kolesterol yükseldi. Nasıl oluştu? Aslında yanlış kahvaltıyla. Hı hı. Peki normale mi iniyor? İnsülin seviyesi çok fazla olduğu için bu sefer kan şekeri normal altına düşüyor. Hı hı. Kan şekeri normal altına düşüyor, ne yaparız biliyor musunuz? Esneyip uyku. Kahve mi içsek? Benim bir midem kazındı. Bir şeyler yiyelim. Sonra yine şekerli şeyler yeriz. Gün boyu bunu kısa yaşıyoruz. Evet. Tabii bugün mesela diyabet vakaları çok fazla. Temel nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Hı hı. Yaşam sürdürdüğümüz yaşam alışkanlıklarında, evet, sabah, evet, kahvaltı alışkanlıklarını, hı-hı, bozduk. Hani bazıları diyor ki bak diyor kahvaltı çok önemli. Ne yiyorsun? Ekmeğin üzerine sarelle yiyorum. Yani şimdi basit karbonhidrat ve yağ birleştirdin, hı-hı, verdin ne olacak? Evet. Yani bu yanlış beslenme ile nefes çalışması bir arada gitmez. Hepsi bir arada mi olmak zorunda? Yani, hatta ben öyle inanıyorum. Hı-hı. Yani bunu yaparak doğru nefese ulaşamayız o zaman. Yanlışı yaparak, yanlış kahvaltıyı. Çok doğru bir noktadan, hı-hı, girdiniz Yasemin Hanım. Nefesini düzelttiniz kişinin. Kişi evet, hı-hı, hayatın akışını yakalamaya başladı. Yeterince alıyor, beyin oksijen gidiyor ama kan şekeri düştü. Ha oksijen gitmemiş beyne, hı-hı, ha kan şekeri düşmüş. Beyin blokladığı an ne yaparsınız biliyor musunuz? Hı-hı. Gecenin üçünde kalkarsınız, buzdolabını açarsınız. Bakarsınız, kapatırsınız, sonra bir daha açarsınız. Hı-hı. Ya bakın hiç akıllı yapılacak eylemler değil, evet, ama kan şekeri düştü. Hı-hı. Şimdi burada nefes bozulmamış mıdır? Hı-hı. Bozulmama ihtimali yok. Yani bir kişinin sadece nefesini düzeltmek o kişide bütün sorunları çözmez. Ama nefesi düzeltmeden de çözüme ulaşamazsınız. Hı-hı. Hayatın başlangıç noktası. Hem nefesi düzelteceksin hem beslenme. Ve bu çok basit olmalı. Bakın söylediğimiz şeyler çok ütopik değil. Değil. Aynı şekilde demin su örneği verdiğimiz. Yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Kişinin hareket etmesi lazım. Bütün kasları kullanması gerekiyor. Hmm. Bakın çok hani güzel bir örnek anlatır. Kası biz deyince herkes böyle bodyguard düşünüyor değil mi? Böyle kaslı kuvvetli falan. Alakası yok. Bakın yüz kaslarımı kullanmadan konuştuğumda beni anlayabiliyor musun? Yani evet, konuşmamızı daha iyi etkiliyor. Hatta bakın çene kaslarını, yüz kaslarını kullanma, tebessüm edemezsin. Karşıya verdiğin enerji nasıl? Karşıdan ne gelecek ondan sonra? Tabii, çok doğru. Her şey kas ve bu kasları mutlaka kullanmak zorundayız. Hı-hı. Çünkü temel kaydedir. Kullanmadığımız bütün kasları kaybederiz, atrofi oluşur. Hı-hı. Bunun için de bir işte egzersiz yapmak lazım. Şimdi diyor ki spor salonuna mı gideyim? Gidebiliyorsan git. Hı-hı. Gidemiyorsan da bir sürü yolu var. Biz işte o her gün danışanlarımızla canlı canlı nefes egzersizi yapıyoruz, evet, ya. Vücut aktif hareketleri, iğne akupunkturlar yapıyoruz. Hani ya bu meridyen terapilerde de geçer. Evet. Bütün vücudu dokuları tek tek aktif ediyoruz. Oksijenlemesini sağlıyoruz. Bunu her gün yapıyoruz. Hı-hı. Çünkü şöyle bir şey de var. Nefes egzersizi kasları çalıştıracağımız bir şey. Hı-hı. Nefes almak için de kasları kullanıyoruz. Bir kere dört dörtlük çalıştın düzelir mi? Bir kere spor salonuna gidip bütün aletleri yapsan kas elde edebilir misin? Yani, ya bu evet, her gün olması gereken, tabii, bir şey. Bunu online yapıyor musunuz? Zaten bunları? Bu online olmadan yapılamıyor. Hı-hı. Çünkü pandemiden önce, pandemiye kadar bizim öğretmenimiz şöyleydi. Ankara Kızılay'da bir merkez ofisimiz vardı. İşte gelirlerdi. 50 kişilik salona bazen 80 kişi doluyordu eğitim almak için. Hı hı. Hakikaten ciddi bir talep oluşuyor. Biz dolayısıyla ne hiç kimseye bahsetmiyoruz. Zaten salonumuz bu.
online'ı da bilmiyoruz o zaman. Hı hı. Pandemiden sonra başladık. O zamanlar haftada bir yapıyorum. Herkesi bir yere toplayamazsınız. Hı hı. Okul değil bu. Tabii. Fakat online başlayınca muhteşem oldu. Niye? Her gün yapıyoruz. Online yapıyoruz. Herkes, hı hı, kendi evinin konforunda rahatlıkla katılıyor. Hı hı. Kamerasını kapatıyor hatta, biz yapıyoruz. Önemli olan yapsın yeter, hı, ki. Çok güzel. Çok daha iyi verim alıyoruz şu anda. Harika. Daha etkili olmaya başladık. Suyu tekrar sormak istiyorum. Evet. Suyu oturarak mı içmeliyiz? Kesinlikle oturarak ve yudum yudum. Bu arada mesela bir bilgi daha vardır, hı, paylaşalım. Bizim toplumumuzda çok yanlış bir algı var. Derler ki soğuk su içersen bademciklerim şişiyor, hı, boğazım şişiyor falan. Çok yanlış bir algıdır bu. Soğuk suyun günahı yok. Hatta bakın herkes aslında bilir. Soğuk su hafif sudur. Sıcak su ağır sudur. Hı. Hafif su zindelik verir. Ağır su ağırlık verir. Ağır suyu sindirmek zordur. Ağır su içince fayda vermez. Hı. Suyu hem soğuk içeceğiz. Diyor ki ama bademciklerim şişiyor. Suyu yudum yudum iç. Hmm, hatta ısıtarak bakın, ağzın içinde. Öyledir, hmm, zaten ama o soğukluk suyun hafifliği çok değerli bir şey. Hmm. Bakın yine bir hadis-i şeriften örnek vereyim. İçtiğiniz soğuk su nimetinden hesaba çekilmedikçe cennete giremezsiniz. Vurgu soğuk suya. Bu hakikaten, hmm, bilinmesi gereken bir mevzu. Orada acaba soğuk su hani sıcak su değil yani sıcak su kaynar su başka bir şey ya. Ilık da değil, ısıtılmayacak. Değil. Hmm. Mesela ben yaz kış bizim çocuklar da benim çocuklarım dahil, hmm, yaz kış dolaptan soğuk su içer. Bugüne kadar Allah'a şükür boğazlarında bir sorun yaşamadım. Çünkü maşallah, soğuk su değil problem. Korkudur. Boğaza şişen korkudur. Sen, hmm, çocuğunu soğuk su içme, boğaz içeri diye korkutursan şişer o. Hmm. Yani, beklenti etkisi. Korku duygusu her halükarda, hmm, boğaza vuruyor. Evet. Ona, evet, etki eder mutlaka. Evet. Ve oturarak yudum yudum öyle mi? Aynen öyle. Hmm. Bunun sebeplerinden bir tanesini de paylaşalım. Ayakta ve dikerek içtiğimiz zaman basit bir örnek vereyim. Sel suyu gibi. Şarıl şarıl. Hmm. Midedeki asitler alıp bağırsaklara götürüyor. Bağırsaklarda tabii sorun olacak. Hmm. Oturarak yudum içtiğiniz zaman damlama sulama gibi verim alacaksınız. Hmm. Hani bu örnekleri söylüyorum ki daha akılda kalıcı olsun. Tabii. Su içmeyi düzelt. Mesela birçok insan şişlik var yemekten sonra hazmedemiyor. Hmm. Aslında yemekle içtiği su ya da dikerek içtiği su ona, hmm, sebep oldu. Su içmeyi bıraksa bakın bütün izleyicilerimi söylüyorum. Yemekle su içmeyi bırakın çok daha kolay hazmettiğinizi, sindirimin daha kısa sürdüğünü ve çok rahat şişlik olmadan hayatınıza devam ettiğinizi göreceksiniz. Aile kavramı da sizin için çok önemli. Başta da söylediğim gibi birazdan çok güzel bir çalışma göstereceksiniz, İnşallah, bize. Ondan sonra ama tabii günümüzde bu aile kavramının altının çizilmesini ben de çok önemsiyorum. Böyle hani sofrada buluşmak değil mi? Aileyle beraber akşam yemeklerini yemek, o bağı güçlü tutmak vesaire bunlar çok önemli kavramlar gerçekten. Aile kavramının çok önemli olduğunu öğrendiğim bir hatıramı nakletmek, lütfen, isterim. Şimdi ben subayken aynı zamanda işte o zamanlar Gazi Üniversitesi okuyoruz. Sevdik ya öğrenmeyi. Orada bir arkadaşım var. Çocuk Vanlı. Acayip deli cesur. Her yere atlıyor. Dedim ki kardeş sana bu cesaret nereden geliyor? Hı-hı. Ben aşiret çocuğum abi dedi. Oğlum aşiret Van'da sen Ankara'dasın. Ama o gücü hissediyor içerisinde. Hı-hı. O an fark ettim. O dönemler benim de aile ilişkilerim çok iyi değil. Hakikaten böyle kafasına vur ekmeğini al. Bir gözlemlediğimiz zaman görebiliyoruz. Hı-hı. Biz aileyi böyle hani evet sıcak ilişkiler görüyoruz ama kişi anne baba yaratılış kaynağı. Onlardan alması gereken enerjiyi alabildiğinde dik duruyor. Anne sevgisini alabildiğinde daha güçlü, sevgi ihtiyacı hissetmeden, taviz vermeden hayatına devam edebilir. Hı hı. Babadan gücü alabildiğinde kendi ayaklarının üzerinde daha güçlü durabilir. Bereket sebebidir aynı zamanda. Hı hı. Her ikisine biri almış bir birey hayatta daha sakin durur. Taviz vermek zorunda kalmaz, güçlüdür, ilişkilerini iyi yönetir. Hı hı. Şimdi bu enerjiler eksik kalınca enerji eksik. Mesela anneden sevgi alamamışım. Sevgi almak için dileniyorsun. Hı hı. Ve bunu farkında olmadan yapıyorsun. Evet. Arkadaşlarını kaybetmek için hep evet diyorsun, bir türlü hayır diyemiyorsun. Hı hı. Ciddi bir sorun. Ya da bazıları habire kendinden bahseder. Yani beni sevin demek istiyor aslında. Ya da babadan zayıf şöyle yani o enerji alamamış. Ya bir şey olursa hep bir korkular hakim. Dolayısıyla aileden bu enerjiyi almak zorundayız biz. Hı hı. Bu şu demek değildir. Ailem çok iyi olacak. Hani yani sonuçta ailemiz iyi olabilir kötü bir sınav bu. Hı hı. Fakat onları reddedemeyiz. Ve o enerjiyi almamıza engel değil. Kötü fiiller yapıyor olmaları ailemiz. Hı hı. Bugün inşallah bu konuda bir çalışma yapalım. İzleyicilerimize katkı sağlar. Ailenin üzerinde en çok durma sebebimiz bu. Bakınız bazı rakamlar verelim. Hı hı. 1900'lerin başında dünya genelinde verilmiş bir rakam bu. Toplumdaki depresyon vakası %2. Hı hı. 1900'lerin başı diyoruz ki 1915 Birinci Dünya Savaşı, 1945 İkinci Dünya Savaşı. Hı hı. Dünyayı düşünün. Yani atom bombası atılmış, yani milyonlarca, hı hı, insan ölmüş, herkes yakınlarını kaybetmiş falan. Depresyon vakası %2. Günümüzde %40'ın üzerinde. Şimdi bu oturup düşünün niye? Hı hı. Buna kafa yorduğumuz zaman şu çıkıyor. Biz depresyonunu birine sorsak diyelim ki niye depresyona girdin? Hani neden böylesin, çöküntü halindesin? Diyor ki işte ya ihanete uğradım, iflas ettim işte... Beni biri terk etti, sırtımdan vuruldum, kaza geçirdim, bir yer sevdiğimi kaybettim. Birçok travma sayar.
Peki eğer travmalar bizi depresyona sokuyorsa da 1900'lerin başındaki travmalarla kıyaslayalım. Hı-hı. Veya aynı travmaya maruz kalan 5 kişiden biri depresyona giriyor, 4'ü hayatını yaşıyor. Hı-hı. Travma değil bizi depresyona asıl sokan, hı-hı, demin dediğimiz gibi. Peki nedir? Kişi kendini yalnız ya da çaresiz hissettiği an geçmiş olsun. Evet. Şöyle düşün, başımıza bir travma geldi, bir şey geldi. Allah muhafaza ama bu dünyada bir şeyler oluyor. Hı-hı. Başımıza bir sorun geldiğinde başka kıtadan, yurt dışında bile sevdiğimiz bir dostumuz bizi arayıp dostum iyi misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı dese, hı hı, Allah razı olsun diyoruz. Onu hissederiz ve, hı hı, sorun üzerinden gücü buluruz. Çünkü, hı hı, duygu enerjiyi veriyor. Hı hı. Ama hiç kimsemiz yok. Bugün hava kapalı. Ben en iyisi evden çıkmayayım. Yorgan altına bir gireyim. Hı hı. Depresyon dibine gireyim, çıkmayayım. Tam olarak bunu yaşıyoruz. Evet. Şimdi bu depresyonla mücadelede demek ki biz yalnızlık ve çaresizlik duygusunu bertaraf etmek istiyorsak, hı hı, o duygunun bertarafı arkadaşlarla olmuyor. Arkadaşlar lazım ama önce aile bağları. Kişi ailesinin arkasında hissetmiyorsa, mesela öğrenciler için de böyledir. Öğretmeni çok sevdim, gözüne girmek istiyordum. Babamın beni takdir etmesini istiyordum. Aslında bütün öğrenciler biri onu takdir etsin diye. Şimdi aile bağları kopmuş biri niye çalışsın? Başka biri almamışsa eğer gözüne girecek değil mi? Hı hı. Başarı için de bu önemli. Kendimizi iyi hissetmek için de önemli. Ve yine bakın bugün aile bağları kötü olan birinin kurduğu aile nasıl olacak? Yani hayatın tam orta yeri. O yüzden anne babayla, aileyle alakalı travmaları çözmek öncelikledir. Bazen danışanım gelir, sorun anlatır, sorun başka travmalar. Ama fark ederiz ki, gözlemliyoruz ya danışanımızda. Yani anneyle sorun var, çok belli. Mesela sola doğru yamulmuş birisi genelde anne travmalarıdır. Nasıl? Sol taraf dişil enerjidir. Yani şöyle mi oturuyorsa? Her şey bakın, sol taraf çökmüştür, şöyle duruyor, durur. Hı. Yani dişil enerjide sorunu yaşayan sola, el enerjide sorunu yaşayan sağa duruyor. Bu şöyle durur mesela. Aa. Ya da anlatabiliyor muyum? Gözlerde fark olur. Gayet iyi duruyorsunuz. Çünkü kendi gözden geçirmek ihtiyacı duydum. Her yaşadığımız yüzümüze yansır. Biliyorsunuz yüzden her şey okunabiliyor. Evet. Tamam mı? Yaşadıklarımız. Hı-hı. Gelecekle alakalı konuşmayı sevmiyoruz. Evet. Altını çizelim. Evet. Şimdi bakıyorsunuz anne sorunu var. Ben hep danışanıma derim ki önce bunu çalışalım. Ya en temel varoluş kaynağımız. Bunu bir düzeltelim, öteki kolay. Şimdi bunu çalışmasak da diğeri düzelse bile sen yeni travmalar yaşarsın. Hı hı. Yeni sorunlar yaşarsın. O yüzden aileye hakikaten çok önem veriyoruz. Hı hı. Ne olursa olsun. Mesela videolarımız var. Bir arkadaş yazmış. Ben diyor annem babamdan nefret ediyorum. Bu çalışmayı yapmak istemiyorum. Yorum yazmış YouTube'da. O kadar yanılıyorum ki. Ama nefret ettiğinde kim zarar görüyor? Anne babanı sevmesen de o enerjiyi almak zorunda. Alamayınca kim zarar görüyor? Hı hı. Reddedemiyoruz. Yani reddetme, evet, şansımız yok. Diyor ki ama böyle bir anne baba. Peki yaradan bilmiyor mu beni, hangi anne babadan yarattığını? Hı hı. O da benim sınavım. Bunu kabul edince kolaylaşıyor. Kesinlikle. Gerçekten bu konularda ciddi emek sarf etmek gerekiyor. Hı hı. Mutlu mesut bir hayat yaşamak için. Hem dünya hem ahiret için aslında. Hı hı. Yani. Kendiniz söylediğiniz için sormak istiyorum. Elbette. Siz peki o onarımı yaptınız mı? Tabii ki. Eğer bugün burada konuşabiliyor, hı hı, olmamın en büyük şeylerinden bir tanesi. Harbi okul yıllarımı hatırlıyorum. Milli sporcuyuz, yurt dışına giderdik. Hı hı. Yurt dışına giderince böyle bir harcırah verirler. Zaten başka bir gelirim yoktu benim. Tamam mı? Sporculuktan böyle 3-5 kuruş kazanarak harcırahımın tamamı arkadaşlarıma hediye olarak geçerli, biliyor musunuz? Niye? Çünkü arkadaşlarımı kaybetmeyeyim diye, tamam, onlara yatırım yapıyordum. Yani hayır demeyi bırakın. Hani taviz üstüne taviz üstüne. Şu an arkadaşlarım şöyle görüyor. Hepsi iyiler. Görüşemiyorlar. Sorun ne? Ben o ilişkiyi yanlış kurmuştum. Çıkar odaklıydı. Tamam, beni sevsinler diye. Hı hı. Sağlıklı bir ilişki kurmamışım ki sorun bende. Hani onlar gitti diye kızma hakkım yok. Hı hı. Ama şu an bunu anlamış bir birey olarak. Yani, hı hı, işte annemle babamla ilgili çalışmalar sayesinde artık anladık sevginin ne olduğunu. Ya şu an çocuklarıma davranışımda eskiden böyle değildi. Hı hı. Yani 20 yıl önce evet tecrübeyi yaşayarak öğreniyoruz ama, hı hı, bu çalışmaları yapmamış olsak mümkün değil. Burada bunu anlatamazdık. Ne kadar yani. Güzel. Şimdi izleyiciler merak etmiştir. Ben tahmin ettim ne cevap vereceğinizi ama yine de o elbette bağlantıyı da yapmak istedim. Çok küçük şöyle bir şey söyleyebilirim. Sonra da çalışma yapalım. Tabii. Şimdi değerli izleyicilerimiz, genelde artık şöyle bir alan var. Hı hı. Herkes her yerde bir şeyler izliyor, eğitimler alıyor. Benim bizim çevremize gelen arkadaşların büyük çoğunluğu bir duvar dolusu sertifikası var. Evet. Yani o eğitim senin, bu eğitim benim diye geziyorlar. Hepsi değerli eğitimler. Ben sadece şunu acizane söylemek istiyorum. Bakın eğitim almak değil, bilmek değil, yapabilmek bizi bir yere getirir. Hı hı. Aldığımız öğreti hayata geçirmiyorsak o hatta yüktür bize. Önemli olan yapabilmek, sertifika da değil. Önemli olan hayata geçirmek. Biz bütün danışanlarımıza bunu hayata geçirebilmeleri için. Hı hı. Mesela nefes eğitimlerine ben yapıyorum. Onlarla beraber yapıyorum. Hı hı. Yapın demiyorum. Çünkü gördüğünü yapar insan, duyduğunu yapmaz. Aynen. Her gün canlı canlı birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Yani buna gayret edin. Öğrendikleriniz ne olur? Hayata geçirmeye çalışın. Küçük bir bilgi. Bakın bugün sudan bahsettik. Hayata geçir, hayatın değişsin.
O bilgiyi alıp başkasına anlatıp kendimi hayata geçirmeyince hiçbir şey olmuyor. Doğru kesinlikle mu? Kesinlikle. İnşallah bu konuda gayret edelim. Kesinlikle. Bütün bundan sonra ayakkabı su içmiyorum bir kere. Her şeyden önce. Bunu bir cebime koydum. Şimdi herkes ekran başına böyle çok güzel bir çalışma geliyor. Bilal Cantürk'ten aile bağlarını güçlendirme çalışması. İsmine bayıldım bu arada. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi mekanı size. Teşekkür ederim. İnşallah. Teslim ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, hazırsak şimdi hep beraber gözlerimizi kapatalım lütfen. Artık gözlerimizi açmayalım. Şimdi sizden ricam. Bulunduğun ortamda tek başına olduğunu düşün. Yanında birileri olması önemli değil. Sen tek başınasın. Bulunduğun ortamın, odanın, salonun ya da mutfağın ortasındasın. Ve şimdi benim söyleyeceğim cümleleri içinden tekrar etmeni rica ediyorum. Bir enerji alanı açacağız. Lütfen içinden tekrar et. İçinden tekrar et. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için, kendi kök ailem ve çekirdek ailem için, bütün sorunların çözülmesi, enerji tıkanıklıklarının açılması için enerji alanı açılsın. Allah'ın izniyle almam gerekenleri almaya, görmem gerekenleri görmeye, şifalanması gerekenlerin şifalanmasına niyet ettim. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için bütün sorunların çözülmesi ve enerji tıkanıklıklarının açılması için enerji alanı açıldı. Şu an o enerji alanının tam ortasındasın. Ve şimdi anneni o alanda nerede durmasını istiyorsan oraya koy. Sana yakın, uzak, önünde, arkanda, sağında, solunda, çaprazında nerede durması seni daha rahat hissettiriyorsa anneni oraya koy lütfen. Şimdi babanı o enerji alanı içerisinde nerede durmasını istiyorsan, vefat dahi etmiş olsalar lütfen koy. Ölüm enerji akışını değiştirmiyor. Babanı o enerji alanı içinde nerede durmasını istiyorsan oraya koy. Annene yakınlığı, sana yakınlığı en iyi nerede hissettiriyorsun? Şimdi eşini o enerji alanı içerisinde nerede durmasını istiyorsan oraya koy. Boşanma veya vefat dahi olmuş olsa lütfen koy. O enerji alanı içinde nerede durması seni daha rahat hissettiriyorsa. Şimdi çocuklarını enerji alanı içerisinde nerede durmaları sana daha iyi hissettiriyorsa oraya koy. Ve şimdi annenin karşısına geç. Ve annene içinde ne varsa söyle. Üzüntülerini, öfkelerini, kırgınlıklarını, sitemlerini ya da sevdiğini, özlediğini ne hissediyorsan hiçbir şeyi tutma ve annene her şeyi aktar. Gözyaşı gelebilir, ağlama gelebilir. Lütfen sakın tutma. Bırak çıksın her şey. Şu an annene söylemen gereken her şeyi söyle. Hiçbir şey içinde tutma lütfen. Şu ana kadar söylemediklerini, içinde tuttuklarını şimdi söyle annene. Ve tepkilerini tutma. Gülmek de gelebilir, ağlamak da gelebilir. Ve şimdi lütfen benim söyleyeceğim cümleleri annene hitaben tekrar et. Sen benim annemsin, atamsın. Sen benim annemsin, atamsın. Seni annem olarak, atam olarak her şeyinle, her şeye rağmen olduğum gibi kabul ediyorum. Herkes kendi kaderini yaşar. Sen kendi kaderini yaşadın, yaşıyorsun. Ben kendi kaderimi yaşıyorum, yaşayacağım. Sen vermen gereken her şeyi verdin. Ben almam gereken her şeyi aldım. Sen benim annemsin, atamsın. Seni annem olarak, atam olarak her şeyinle, her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum.
ve onurlandırıyor. Annene sarılmak istersen sarıl. Yerini değiştirmek istersen değiştir. Ve şimdi babanın karşısına geçtim. İçinde ne varsa söyle babana. Özür dilemek istersen dile. Kızgınlıklarını, öfkelerini varsa içinde aktar. Babanın göğsünü yumruklamak istersen yumrukla. Ama içinde hiçbir şey tutma. Sevdiğini söylemek istiyorsan lütfen söyle. İçinde ne varsa babana aktar lütfen. Babana bakarak içindeki her şeyi söyle. Lütfen hiçbir şey bırakma içinde. Ne geliyorsa içinden geldiği gibi söyle. Rahat bırak. Ve şimdi lütfen babana hitaben de benim söyleyeceğim cümleleri tekrar et içinden. Sen benim babamsın, atamsın. Sen benim babamsın, atamsın. Seni babam olarak, atam olarak, her şeyinle, her şeye rağmen olduğum gibi kabul ediyorum. Herkes kendi kaderini yaşar. Sen kendi kaderini yaşadın, yaşıyorsun. Ben kendi kaderimi yaşıyorum, yaşayacağım. Sen vermen gereken her şeyi verdin. Ben almam gereken her şeyi aldım. Sen benim babamsın, atamsın. Seni babam olarak, atam olarak, her şeyinle, her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum ve onurlandırıyorum. Babanın yerini değiştirmek istersen değiştir. Sarılmak istersen sarıl. Ve şimdi babandan ayrılıp eşinin karşısındasın. Eğer eşin yoksa başkaları gelir gözünün önüne, aklına. Her kim varsa. Ve eşine şimdi içinde ne varsa söyle. Bütün sitemlerini, üzüntülerini, öfkelerini ya da sevdiğini. En son ne zaman söyledin sevdiğini? Özlediğini, isteklerini. Şu an eşine her şeyi söyle. Boşanma, vefat dahi olsa, içinde kalmış ne varsa lütfen eşine her şeyi söyle. Hiçbir şey bırakma. Hesap sormak istersen şimdi sor. İçinde hiçbir şey kalmasın. Ve şu an eşine hitaben söyleyeceklerimi tekrar et lütfen. Eğer boşanma veya vefat varsa dim olarak, geçmiş zaman olarak kullanınız. Sen benim eşimsin ya da eşim dim. Sen benim eşimsin. Çocuklarımız var. Seni eşim olarak her şeyinle, her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum. Seni eşim olarak her şeyinle, her şeye rağmen olduğun gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Yerini değiştirmek istersen değiştir. Boşanma veya vefat varsa uzak bir kenara koy eşini. Ve şimdi ayrılıp çocukların karşında. Söyle onlara ne söylemek istersen. Acaba özür dilemek ister misin? Ya da seni kırdılar mı? Sitemlerin mi var? Öfkelerin mi var? Şimdi söyle. Ama her şeyi söyle çocuklarına. Bakarak onlara. İçinde hiçbir şey kalmasın. Kapat o defterleri. Dök içinde ne varsa. Çocukların yaşı önemli değil. Bebek bile seni anlar, emin ol. İçinde ne varsa söyle. Sevdiğini, özlediğini şimdi anlat. Aksın o enerji çocuklarına. Şimdi benim söyleyeceğim cümleleri içinden çocuklarına hitaben tekrar et lütfen. Sen ya da sizler benim evladımsınız. Sizler benim evladımsınız.
yüreğimde yeriniz var. Sizler benim evladımsınız. Yüreğimde yeriniz var. Sizleri evladım olarak her şeyinizde, her şeye rağmen olduğunuz gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Yerlerini değiştirmek istersen değiştir. Sarılmak isterseniz sarılın. Ve bak bakalım şu an annen, baban, eşin, çocukların nasıl görüyorsun? İlk baştaki gibi mi? Ve şimdi hepsine söyle. Sizler benim ailemsiniz. Sizleri ailem olarak her şeyinizle, her şeye rağmen olduğunuz gibi kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Şimdi tekrar et lütfen. Ailemin bireysel benlikleri herkes ait olduğu yere gitsin. Ve tek başına kaldın. Lütfen şimdi sarıl kendine güzelce. Sarıl kendine sımsıkı. Kendini sev ve lütfen tekrar et kendine sarılarak. Kendini derinden ve tamamen kabul ediyorum. Kendini derinden ve tamamen kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Sev kendini iyice. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Rahat bırak kendini. Şimdi alanı kapatacağız. Lütfen gözler hala kapalı. Ve sadece söylediklerimi içinden tekrar et. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için. Bütün sorunların çözülmesi, enerji kılıklarının açılması için. Açmış olduğun enerji alanı tamamen kapansın. Kendi kök ailem ve çekirdek ailem için. Bütün sorunların çözülmesi, enerji kılıkların açılması için açmış olduğun enerji alanı tamamen kapansın. Bir kez daha, açmış olduğun enerji alanı tamamen kapansın. Ve şimdi kapandı. Gözlerinizi açabilirsiniz. İnşallah şifalar olsun değerli arkadaşlar. Bu çalışmada ağlamak çok normal. Gözyaşını tutamamış olabilirsin. Ağlamadın, bir şey olmamış, normal. Fakat içindekileri döktüğünde açılmalar başlar. Ve anne babamızla aramızdaki negatif enerjileri dışarıya attığımızda onlardan enerji almaya başlarız. Çocuklarımız da bizden enerji almaya başlar. İnşallah şifalar olsun değerli arkadaşlar. Bilal Bey çok etkileyiciydi gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun inşallah. Yani burada kenarda bir içim yumuşacık oldu. İnşallah izleyenlere de akmıştır. Gerçekten çok değişikti yani. Ve şey de çok güzel. Yani mantık ve içerik olarak da çok güzel zaten. Yani aile bağlarını güçlendirme çalışması. Genelde hep böyle bireysel çalışmalar yapıyoruz. Kendi içimize dönüyoruz. Ve yalnızlaşmak adına sanki aslında bir çalışma yapıyormuşuz gibi geldi şu an. Bu çalışmayı duyunca. Çok doğru bir yere yaklaştınız. Toplumdaki problemlerden bir tanesi de şu. Toparlarken inşallah buna değinelim. En büyük sorun son yüzyılda bireyselleşmek. Evet. İnsan bireysel olamaz. Biz bütün olmak zorundayız. Hı hı. Kardeşini kendinin önüne koymamız gerekiyor. Fakat bugün öğretiler şöyle bakın. İçindeki devi uyandır. Hı hı. Sen en büyüksün. Sen mucizesin. Hayır falan değil mi? Değiliz. Öğren. Aynen öyle. Falan. Bilakis bütün olmayı öğrenmek zorundayız. Evet. Kardeş olmayı öğrenmek zorundayız. O zaman hayatta güçlülük olacağız. Hı hı. Ve bu aileden başlıyor. Hı hı. Yani inşallah Rabbim herkese böyle huzur dolu yuvalar nasip etsin. Çok önemli. Evet. Bakın bir yuva, ev var ya. Hı hı. Bugün Kabe'den daha çok huzur verir insana. Şimdi hı hı. Kabe'ye gideriz ama evine dönmek istersin. Hı hı. Hani evet, kutsal evet. mekanlar çok önemli ama evinin huzuru çok değerli. Evi böyle huzur mekanı haline dönüştürürsen toplum olarak bütün dünyayı dönüştürürüz Allah'ın izniyle. Kesinlikle. Bu konuda gayret ediyoruz. Bazı diyor ki sana ne, hani ne olur. Ya, gayret edelim de biz. Tabii. Yani bu konuda mücadelemizi verelim, her yerde anlatalım da başarı Allah'tan inşallah Rabbim hepimize bunları nasip eder. Amin. Çok çok teşekkür ediyorum ve yani size bakınca böyle kendi yaşam yolunuzda da hani böyle ben derdime derman arardım, derdim bana derman imiş gibi bir çıkarım yaptım. Çok doğru bir çıkarım. Tüylerim de böyle diken diken evet. oldu gerçekten. İhtiyacı olana faydası olsun olmuştur inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. İnşallah herkese faydalı olmuştur. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza da sağlık tekrardan. Ankara'ya da çok selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Evet, çok ilginç ve değişik bir çalışmayla noktaladık programımızı. Bilal Bey'i ağırlamaktan da çok büyük mutluluk duyduk. Eminim buradan herkese faydası ulaşmıştır. Sorularınızı, yorumlarınızı videomuzun altına yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuduğumuzdan da biliyorsunuz, şüpheniz olmasın. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve güçlü aile bağlarıyla beraber hepinizi en güzele emanet ediyoruz. Her zamanki gibi. Hoşçakalın.